الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لتعقب إمام رباني حضرتنا مكتوبات شريفة سندان. İkinci cildin 23. mektubunu bundan evvelki iki dersimde sizlere arz ettim. Bu mektubu Şeyh-i, Şeyhi Bâkı Billah Hazretleri'nin maktumu Hacı Muhammed Abdullah Hazretleri'ne yazmış. Bid'at ve sünnetle ilgili önemli bir mektup. Fakat buradan bir ders daha yapacağım. Çünkü bir e, bidatla ilgili konu bundan devam ediyor. E, sonra mektubu bitirmeyeceğim. Çünkü neden? Mektubun ilerisinde tarikat halleri e, tasavvuftaki hususiyetler işte nakşi tarikat, neftaliyeti vesaire. Onlar biraz genel e, dinleyici kitlesini ilgilendirmez. Ve bizim şu anda derdimiz e, şeriatı muhafazadır. El-Sünnet er itikadını muhafızadır. bir ehline reddiyedir. Onun için e, bir dersimiz daha bu mektuptan bu konuda devam edecektir. Böylece e, bizim e, itikatla ilgili mektuplar e, hakkındaki derslerimiz e, 57'ye ulaşacak. Yani bizim e, sitemizde Belamedi TV işte YouTube kanallarımızda neyse işte onları ben tam bilmiyorum. Siz daha girip çıkıyorsunuz. O kanallarımızda 57. olacak bu ders. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itikatla ilgili e, yazdığı mektuplardan e, yani 56 yapılmış oldu. bulunan 57 olacak. İnşallah biz e, evvelce çok seneler evvel bu itikat dersleriyle ilgili mektuplar yaptığımızda Lale Gül'den ta radyodan, televizyondan e, yayınlanıyordu. E, yayınlanıyordu. 13'ün e, için e, biz bunları e, bir sıra, sıra ara verdik ama yine bunun lüzumuna e, kane olarak bu mektupları bitirmeyi, hatta sonra kitaplaştırmayı e, ve sizlere arz etmeyi düşünüyoruz. Onun bu dersten, bu mektup bittikten sonra birinci cildin 266. mektubu da yani kitap elinde olanlar yani bir dahaki şimdi bu ikinci cilt olduğu için bir dahaki dersimizde 266. birinci ciltteki 266. mektuba kalmışız. Seneler evvel bilmiyorum ne kadar 2017 en son, 2017 en son dersimizmiş. 2017 hemen hemen 4 sene kadar olmuş. Ee, bu 4-5 senelik zaman zarfında bir açık oldu. Bu açıyı kapatmak üzere kaldığımız mektuptan 266 birinci cildin 266 mektubuna döneceğiz. Ee, önümüzdeki e, cumartesi dersimizde sayfa 279'da imiş. Şimdiden söylüyoruz hani cildi dersi takip edenler meraklısı için kitabını hazır etsinler ve böyle itikat mektuplarına e, devam edelim. İnşallah Rahman. Burada tabii iki ders yaptık. o dersimizde de ikinci cildin 23. mektubundaydı. Kaldığımız yer itibariyle okuyorum. Ve kenne herhalde önce geçen alimler yani Muhammed Hazretleri ikinci bilim başında e, el elfisani olarak gönderildi. Geçmiş dedi işte kendisinden evvelki e, Selefi Salihinden sonraki dönemi kabul ederiz. İlk üç asırı çıkarsak yani hemen hemen yedi asır altı asır var yani gerisinde. Onlar raevül husne. Raev gördüler el husne güzelliği fil bidat. Bazı bidatlerde bir güzellik görmüşler. Hayz üstahsenu. Şöyle ki onlar müstahsen kabul etmişler. Güzel kabul etmişler. Neyi Bazı efradiha bid'atın e, bazı fertlerini bid'atın bazı fertlerini güzel görmüşler. Yani e, ve lakin el fakir lakin bu fakir diyor İmam Rabbani Hazretleri kendisi için la yuvafikun fi azil meseleti bu meselede onlara e, uymuyorum yani onlarla aynı fikirde değilim uygun düşünmüyorum ve la görmüyorum fi ferdin vahidin Hiçbir fertte tek tek ele alırsak, fert demek tek tek ele alındığında neden min efradil bid'ati? Bid'atın fertlerinden hiçbir ferdinde ne görmüyorum? E, bir güzellik görmüyorum. Ve la hissü hissetmiyorum fiyâ bid'atın hiçbir ferdinde. Ne şey en hiçbir şey gayra zulmeti. Karanlıktan başka vel küdûrati bulanıklıktan başka bir şey hissetmiyorum. Kâle ve alâ aleyhissalâtu vesselâm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? küllü bid'atil balaletün bu sahih hadiste Tirmizi'de de geçiyor diye hatırlıyorum yani kaynağını ama sahih hadis onu biliyorum küllü bidatin her türlü bid'at balaletün sapıklıktır haktan ayrılmaktır yoldan çıkmaktır buyurduğuna göre ee, şimdi burada neyi kastediyor yani hangi fıkıhçılar hangi alimler mesela buna başka mektuplarda Şimdi İmam Rabbani neyi kastettiğini anlamak için yine İmam Rabbani'nin diğer mektuplarında kelamlarına bakmak lazım. Kafadan bunu demek istedi, şunu demek istemedi gibi şeyler. Ben Beni açmaz yani. Benim sevdiğim bir usul değildir. Ee, bir eserin müellifinin kendi beyanları varsa onları cem ederek fikir sahibi olmak lazım. Onun görüşü hakkında en azından. Şunu kastediyor. Çünkü diğer bir mektupta mesela buyuruyor. Ee, e, işte Ucunun arkadan sarkıtılması. Bu sünnette var. Bazı kere hiç sarkıtmazdı. Ee, bizim şu andaki e, Halid'i kolunun usulü üzere e, efendim ucundan sarkıtma bırakmadığı da var. Yani ekseriyette değilse de ekaliyette de olsa sünnette sabittir. Ülkari bu usta bir risalesinde bunu söylüyor. Mâ sallallahu aleyhi ve sellem lem daima. Yani devamlı sarkıtmadığını der. ibare böyle. Ama e şimdi İmam Rabbani Hazretleri tabii sarkıtılmanda sünnet olduğundan dolayı onu sünnet kabul ediyor. E, sünneti sünnet kabul ettiğine göre. Ama diyor e, tam iki omuzun ortasından sarkıtılacak. Şimdi bazıları sağ tarafından sarkıtıyor. Bazıları sol tarafından. Ha şu var. İşte hareket yaparken şudur budur. Ortadan sarkıttığın halde biraz sağa düşmüş, sola kaymış. O mesele o değil. Ama e, kasıtlı olarak tam sarı sararken işte soldan ağrı sarkıtma bırakmak veya sağdan ağrı. Bu diyor bir tattır. E şimdi mesela diyorlar ki diyor e, bu efendim e, güzel bir dattır fark etmez. ne, ne olacak? Mesele sarı sarmak ve sarkıtmak olduktan sonra falan olmaz diyor. Çünkü diyor nereden sarkıtmış sallallahu teala aleyhi ve sellem iki omuzun arasından. Zaten Cebrail aleyhisselam da e, allah Allahu Teala'nın tecellisi de iki omuzun arasında geldiğine dair bir hadisi kutsi var. Eee Fevazaye de beyne ketifeye Allahu Teala tam iki omuzumun tam ortasından bana tecelli ettiriyor. E, yani o hatta o tecellinin e, serinliğini içimde hissettim yani. Zahiri manada da eseri geldi bana, yani manevi manada feyiz geldi, bereket geldi. O zaten geliyor ama diyor zahiri manada bedenimde de onun serinliğini hissettim. O iki omuz arasında böyle bir önem var. O iki omuz arasından diyor sarkıtılacaksa tamam orası sünnet. Şimdi bunu sağdan soldan da olur dersen diyor sünneti bozmuş olur. Yine buna bir misal veriyorum mesela. İşte bazı fıkırlarda o müstehsen yani ne var bu da güzel falan denebilir diyor ama olmaz diyor. Çünkü diğer mektubunda öyle söylüyor. Mesela diyor e, kefen üç kat erkeğe diyelim dört kat kadına misal sünnete göre kefenleniyor. Şimdi bazıları da demişler ki başına da sarık sarık ölünün başına. Şey ayrı tabutun üstüne koyarlar sembolik hafızda da halim falan veyahut kadınsa başörtü koyarlar falan Şimdi efendim o onu konuşmuyoruz şimdi. Ölünün kendi başına cesedin yani. Kafasına sarık sarmak gibi. Ya diyorum e şimdi sen burada diyor sünnette bu üç katsa e buna ziyade yapmayacaksın. Sen, e sen sarıkta ne, ne, var sarıkta? E sarık sünnettir. E, dirinin başında e, şu kadar fazileti var da namazda özellikle ölünün başında ne zarar eder falan diye böyle yorum yapmak iyi değil diyor. İşte belki bazı fıkıhlarda falan bunu e, güzel olur falan dediyse selam ona itiraz ediyor. Diyor ki ve ziyadetü neshu ve neshu hüvaynur raf ediyor o mektubunda. Yani şimdi rakamını atılamayacağım da eski ezbere bildiğim mektuplardan e, fazlalık yapmak diyor bir şeye. Üç tane eşine aynı şey mesela sabah e, sabahın farzı iki yani. E, bir, bir, raket fazla kılsam ne zarar eder? Olur mu yani bu mantık? Faz, ilave bir şey getirmek e, onun iki ise onun hükmü, o hükmü kaldırmış oluyorsun. Üçe çıkartmış oluyorsun. E kefende sünnet üçse sen ilave bir sarık sardırarak kafasına ölünün. E, ne oldu? E dörte çıkarıyorsun şeyi, e, örtüyü. Elbise şeyi yani kefen babından oluyor artık öldükten sonra onu elbise giydir demenin manası yok. Hepsi kefen sınıfına giriyor. E bu sefer ne oluyor? Kaldırmış oluyorsun. E, yani artırınca hükmü bozuyorsun. Bozunca kaldır, ha kaldırdın ha bozdun. Yani üç hükmünü kaldırmış oluyorsun. Bu şekil misaller veriyor. Yine en çok ve en önemli üzerinde durduğu niyetin sesli yapılması. Mesela yani haçta ayrı. Haçta üridül hacca diyorsun işte falan lebbeyk onlar sesli oluyor. Ama şimdi diğer ibadetler özellikle namazı söylüyor. Yani namazda bir insan durduğu zaman niyet ettim ya Rabbi Rıza-i Şerif'in için işte öyle namazın farzını kılma ee, uydum imama kıblem Kabe'ye falan böyle bir şeyler halk arasında vardır. Bazı fıkıh kitaplarında da dille söylenmesi yani kalpten bu niyetin tutulması farzdır. Niyetsiz hiçbir amel kabul olmaz. Namaz kıldın. niye Ne kıldın şimdi? Bilmiyorum ki ne kıldığımı. Kıldım işte desen. O şimdi ne öğlene sayılır ne ikindiye sayılır. Demek ki kalpte ve akılda o namazın ne olduğunu bilmek e, tabii ki Şart, farz yani. İstikbal-i kıble, vakit, niyet işte dışındaki şartları e, sayıyoruz. O hadesten taharet, necasetten taharet, setravret, istikbal-i kıble, vakit, niyet. Şimdi bu şartları sayarken niyet de var değil mi? Çünkü o niyet namazın içindeyken olmaz. Namaza durun Allah'a ekber, ondan sonra içinde niyet ettiğini öğlenin farzına. Olmaz ki. O dışında yani onu kalbinde aklına bulundurmak şart. Ama dillen işte niyet etme Arap Rıza-ı Şerif'in için demek Demen hükmü nedir? İşte bazı fıkıh kitaplarında, nefi fıkıhlarında da yani ekseriyetinde de diyor bunu. Yani bu da efendim güzel olur diyor mesela. Güzel olur. Böyle yaparsak daha iyi olur falan. Ama diyor İmam Rabbani Hazretleri bu diyor sünnete muhaliftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesli niyet etti. Duyulmamış. Sahabeden duyulmamış. Hiçbir rivayette bu böyle bir şey geçmiyor. Bununla birlikte diyor diğer bidatler sünneti kaldırıyor. Bu bir daha farzı kaldırıyor. Burada büyük tehlike var diyor mesela. Ne, farzı kaldırıyor? Çünkü diyor insanlar dil alışkanlığıyla e, hemen başlarlar. Ondan sonra şimdi bazı görülüyor. Adam bu kafası o kadar dalgın ki gelenden, gidenden, müşteriden, alandan, satandan. Hele ki şu internet çağında kafa diye bir şey kalmadı. Evvelce yine telefon, internet, Instagram, Facebook öyle bir şeyler yoktu. E şimdi adam namazın evveline kadar ta İmam Allah diyene kadar elinde şey Oradan şeye bak. Kendine göre bir işine bakıyor yani. Meşru gayri meşru neyse. E ondan sonra da kafa mı kalır adamda yani? Hele şimdi kriptocular böyle her dakika kripto indi çıktı, indi çıktı. İnsanlar iptal oldu ya. 5 i̇şte beş kuruşluk şey için. Efendim tabii beş kuruş da değil yani. Bazen de büyük oynuyorlar. Büyük de vuranlar var. Voli vuranlar. E şimdi adam bu Nasıl yapacak? E dilinde alıştırmış e, niyete. Ondan sonra öyle insan var ki niyeti ben yapacağım. O namazdan, ondan sonra biraz duruyor Allah'tan namaza başlamadan aklı başına geliyor da bu sefer ikindiye çeviriyor. Çünkü, yani ben bile rastladım böyle. Böyle ikindi diye birkaç şey karıştıranlara namaza dururken. E şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki mesela orada her bidat sünnet kaldırıyor. Bu bidat farz kaldırıyor. Neden? E çünkü adam e, dili alışkanlığıyla bir şey söylüyor, e, söylediğini e, efendim ağzına çıkanı kulağa duymuyor yani aklında bulundurmuyor kalbini toparlanmıyor hangi namazdayım neyi kılıyorum imam'a ne niyetle uyacağım ondan dolayı namazı hiç olmaz diyor çünkü neden? Ama dilini alıştırmasaydı kalbi alıştırsaydı ki kalp zaten faz, kalp hiç düşmez akılda ve kalpte niyetin bulunması şartı hiç düşmez. Ama dile zaten farzdır, vaciptir, sünnettir dememişler de. Sen güzel güzeldir falan böyle şeyler kullanmışlar fıkıhta. Ben diyor mesela işte bu gibi meselelerde diyor onlara e, onlara katılmıyorum diyor. E çünkü diyor insan dilini alıştırdığı zaman aklını da hazır etmez. E, kalbini de toparlamadan tak namaza durur. Halbuki e, kalp de niyet hazır olunca dile ihtiyaç yok. İttifaklı onu kimse dil şarttır diyen yok zaten. Ama diyor diliyle söylediği kalbinde aklında fikrinde bulunmuyorsa onun namazı sahih değil. O da ittifaklı. O da ittifaklı. Yani kimse onun namazı olur diyemez. Çünkü aklında kalbinde hangi namaz olduğu düşüncesi yok. Dili alışkanlığından bazı kere hani insan bazı virtlerini sabah akşam okuncaklar vesaire. E, o alışkanlıktan dolayı dili alışkanlığından. İşte benim şeyi de Allah'dan sonra kulüllâme malke mürk geliyor misal kitlerde. Evet sonra onu adam senelerce okuduğu vakitte. Ondan sonra benim de başıma geliyor. Ya kulüllâme okudum mu okumadım? Yanındaki arkadaş. O arada başka bir şey düşünüyorsun, bir şey oluyor. Bazen uykulu hal oluyor tabii. Geceden uykusuzluk olunca falan. Ondan sonra bazı yanındakileri bile soruyorum. Ya kulüllâme okudum mu? Biri diyor duydum, biri diyor duymadım. Yanımda gire de ayakta uyuyor bazen. Ondan sonra durum bu oluyor. E şimdi sen diyor dilini alıştırırsan kalbi hazır etmezsin. Kalbi hazır etmeyince de ittifakla namazın batıl olur. Halbuki dili söylemeseydin mecburen kalbin düşünecekti. Ne, ne kılıyorum ya? Ha onun niyetin efendim yapma mecbur olacaktır. O zaman da namazın sahi olacaktı. E bunda diyor bir güzellik böyle bidatlerde bir güzellik görmüyorum diyor. Bunları e, tembih ediyor. Ama şimdi e, yine şunu da söyleyeyim. Ve cidü selamete kurtuluşu buluyorum fiyazil gurbeti. Gurbet biliyorsunuz gurbete gitti der. Garip yani memleketten uzak. İslam da işte garip başladı, garip bitecek diyor hadis-i şerif. İnnet dine bede garibe ve seyavdu kema bede. Bu din garip başladı, garip zamanına dönecek. Yani Muhammed Rabbani Hazretleri ikinci binin müceddidi olmaz zaten binden sonra çok büyük değişiklikler oldu. Çok büyük fesatlar çıktı. Ee, sünnetler terk edildi buyuruyor. Onun zamanında biz bundan 400-450 sene evveli konuşuyor. Bu garip zaman. Hele şimdiyi görse hele şimdiyi görse ehli sünnet müdafaa eden yok. Ehli sünneti anlatan yok. Dinleten yok. Adam ehli sünnetin aleyhine konuşsa ehli sünnet Müslümanlara da tarikat ehli bile sızıyor. O da bir görüş bilmedi. Böyle yalaka yalamayız, zamandayız yani. Onun için bu garip zamanda diyor kurtuluşu, daha ve zafil İslam'ı, İslam'ın zafiyeti. İslam çok güçsüz diyor bu zamanda diyor, 400 sene. yaşın Ya şimdi iyi görse ne diyecek? İslam'ın bu zayıf zamanda kurtuluşu menutaten bağlanmış olarak buluyorum. Neye bağlamış? Bir yani sünneti, sünneti yerine getirmek. Başta itikat, ehli sünnet ve cevaat inancı. Sonra amel bakımından, abdestinden, taharetinden, kustünden, orucundan, namaz, orucu açacak. Bütün e, ee, şey, helallar, haramlar hususunda bir sünnet-i seniyeyi icraya bağlı buluyorum. Vel helake, yani ecidül helake, oraya matuf, helak olmayı, dünya ahiret husrana uğramayı ne, nasıl buluyorum? Merbutan, bağlanmış görüyorum. Neye bitası? tahsil, bid'ati, bid'at kazanma, e, bid'atler meydana çıkartmaya, dinde reform e, ihtiyaç etmeye bağlı buluyorum. Efendim, en yeti bid'atin kâneti yani bid'ati eyyeti bid'atin kânet hangi bid'at olursa olsun ben diyor burada bid'atler arasında bir ayrım yapmıyorum diyor. Onun için geçmiş ulema bazı şeylere yol verdiler falan. Bu da olur şu da olur. Fıkhi bakımdan yani itikatta öyle müsamaha yok da ama ben onlara uymuyorum diyor. E şimdi ona bakarsan işte insanlar o zaman soruyorlar Peygamberimizin zamanında sallallahu aleyhi ve sellem minare var mıydı? Yoktu. Böyle mihrap var mıydı? Şimdiki camilerdeki gibi yoktu. Ee, bizim şu andaki minberler gibi mermer tahta falan yüksek minber var mıydı? Yoktu. Ondan sonra medreseler var. Bu kadar İslam coğrafyasında bin bin seneden de evvel kurulmuş e, efendim medrese var mıydı? Yoktu. Ondan sonra hamam var mıydı? Yani böyle insanların gidip yıkanacağı kanaca e, Yoktu. Tekke var mıydı? Yoktu. Zaviye var mıydı? Yoktu. kanka var mıydı? Yoktu. Yoktu. E, ham var mıydı? Yani kalacağı e, yoktu. Efendim, e, Kervansaray kervan saray var mıydı? Yollar arasında e, yoktu. Her zaman hepsi bunların bir tat. Şimdi bana Rabbani Hazretleri onu konuşmuyor. E, tarikat var mıydı? Yoktu. E, Mezep var mıydı? Yoktu. E şimdi geçen adamın biri bana soruyor. Hakikaten çok cahiller var ya. Ben onlardan da cahilim de. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi mezheptendi? Yani şey, laf olsun diye konuşmuyorum. Hakikaten sordu bana yani adamcağız oldu. Yani bilmiyor yani. Ben de izah ettim yani ama işte. İzah ettim de ne kadar izah edebildim, ne kadar anlatabildim onu da anlamadım. Ben de anlamadım ne kadar anlattığını çünkü. Ya peygamberin mezhebi diye bir şey olur mu? Vahiy ona geliyor zaten. O Ebu Hanife radıyallahu anh'a mı uyacak? İmam Malik'e mi uyacak yani? Allah'ın kitabını vahyine uyacaksa illa kitap demeyelim çünkü Kur'an tek değildir. Delil olarak sünnet, hadis-i şerif de vahidir. Onun için Kur'an'a ve sünnete ve da vahye uyuyor. İttebi'a ma vuhi ileyke min rabbike. Sana Rabbinde ne vahiy olunuyorsa ona tabi oluyor Allah Kur'an'ın ayetinde. İmam Maturidi Hazretleri, itikatta imamımız mesela tefsirinde ne diyor burada? E, Tevlat-ı el Sünnet tefsirinde. burada diyor sadece Kur'an'a tabi olma anası yok diyor. Çünkü sana ne vahiy ediliyorsa diyor. Kitaba, Kur'an'a diyemiyor diyor. Sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Burada diyor sünnet de, hadis-i şerifler de Allah'tan vahyedildiği için ona da tabi olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediliyor. Dolayısıyla bize de emrediliyor. E zaten hadisler hakkında itiraz edenler imansızdır yani. Hadisi tümden reddeden, sünneti reddeden imansızdır. Onun ateist, deist hiç farkı yok yani. E çünkü ayet hadislerin hadisten tümünün ki Kur'an'da inkar etmiş olduğu için Geçen derslerimde onları işledim. E, o bakımdan e, e, o zaman bunlar da bir sayın sayım ı bu nasıl bunları tümden reddediyor o zaman mezhebi de mi reddetmiş oluyor, tarikatı da mı reddetmiş oluyor? Haşa! Öyle ne alakası var? E, diğer mektuplarında bildiriyor. Şimdi mesela minare yoktu ama e, Bilal-i Beşşehir radıyallahu teâlâ e, çık yukarıdan okudu. Kabe'nin damına çıkarttı Mekkefet'in Medine döneminde de tavana çıkardı, dama çıkardı mescidin damına. Neden? Ses e, her tarafa ulaşsın? E şimdi o zamanki imkanlar öyleydi. E sen şimdi bir minare yapsan, işte efendim daha yüksekten e, okursan, e, daha fazla insan ezanı duyar. Maksat nedir? Ezanın duyurulması değil midir? Tebliğdir. E o zaman bunun aslı sünnette var. Aslı sünnette olan bir tat olmaz. Mesela Masum Muharrabbanin Mahdumu Evliyaullah'ın reisi Orvetül Müsikale Kaplı ona mesela soruyorlar. Ee, namazdan selam verdikten sonra işte neyse tesbihler, diye şeyler, dualardan sonra falan millet birbirle musafa diyor. O sağındakine musafa, o solundakine falan. Şimdi biraz kalmadı bu camiler. Sadece korona var şimdi dikkat edin milletin elini tutmayın da. Başka zamanda da bu şeyler yapılmıyor. Mama başlamıştı. eski Müslümanlardaki gibi tanışma, kaynaşma maalesef kalmadı. Ya e o zaman nasıl olacak? Bu bidat mıdır değil midir? Sahabe bunu yaparlar mıydı? E şimdi İmam Masum Hazretleri mektubatı var onda. Bize Osmanlıcası ulaşmış. Müstakim Zade Hazretleri tercüme etmiş onu. E yani tercüme Osmanlı hattıyla tabii. E, Mahmut Efendi Hazretlerimiz onu hiç elinden düşürmez. Yani çok okuduğu bir şeydir o da. Mektubattır. Bizim maalesef bizim cemaatte yaygın değilse de Mahmut Efendi Hazretlerimizin çok yani birçok konuyu ezbere anlattığına şahidim. O İmam Masum Hazretleri mektubatından e, bunu da oradan anlatırdı yani. Madem ki musafanın aslı sünnette vardır, bir şeyin aslı sünnette varsa onun şeklini başka şekil olmuşsa bir data çevirmez. Yani musafah sünnettir, teşvik edilen, fazilet vaat edilen, sevap ve ecir vaat edilen bir amelse. O zaman sen onu camide mi yaptın, caminin dışında mı yaptın? Aslı var. E minarende aslı var. Medresenin aslı var E var. E nerede var? Şu i̇şte Eshab-ı Suffe. Suffe. nerede duruyorlardı? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidine bitişinde hemen 70 kişi. hemen bazen sayıları yüzü geçerdi. 70'ten aşağı düşmezdi. Onlar devamlı bize işte işe gitmez, güce gitmez, evlenmemiş, fakir, fukara, sahabe-i kiram hazaratı. Duanullah Teala Ali şey sohbet kaçırmayalım. Her bir hadise ezberleyelim. Yeni yine ayetler iniyor mesela. Onları hep hafız edelim diye e, dinimize çok büyük hizmet yaptılar. Tebliğde. Ebu Hureyre onlardan mesela radıyallahu teala onun hizmetini Artık anlatma lüzum yok. Rivayet ettiği hadislerin çokluğundan anlaşılıyor. E, onun için e, orada medresenin yatılı yani yatılı kaldıkları ve ders ok ettikleri, ilim müzakere ettikleri bir yer olsa medresenin aslını teşkil ediyor. Ondan sonra hamam zaten taharet, e, temizlik. E, zaten İslamiyet bütün fat taharu tertemiz onun temiz, temizliğe vesile olan her şey buna girer. Yani bu manada e, şimdi Mezheb. E mezhebin aslı zaten şeyde e, içtihat meselesi. E Kur'an'da da var. Ve Ali bir tuğne ömümdü ayette. E, i̇htilafa düştükleri meseleleri sahaben içinden Ülül e, -ül Emre yani ilimde yetkili olan Ebber Sıddık Ömer dört, dört halife vesaire bazı fıkıhçılar gibi yani Abdullah işte Ömer gibi Abdullah Amr gibi Abdullah Abbas gibi zatlara işte havale etseler o istinbat sahibi olanlar onun sırrını işte hükmünü kararını bilirlerdi diyor. Ayette bak istinbat istinbatta derin kuyudan su çekmek manasında içtihatın müteradifi aynı manada kullanılabiliyor. Lükat manası farklıysa da istilaha aynı yere varıyor. E içtihat mesela içtihat kelimesi yok o zaman ya yok o zaman onun say hadiste kelimesi de var. Ya çünkü ne diyor? E, efendim bir şey ayrıca hakemel hakim o ha, hüküm verme diye o say hadisi o da var da diğer işte Hz. Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona sen onlara gideceksin şeriatı anlatacaksın İslam tatbik edeceksin hem imam olacak hem vali olacak hem kadı olacak hepsi yani aynı yerde toplanıyor o zaman da efendim e, sen e, bir müşkilat oldu, bir mesele olduğu bir soru soruldu. Burada ne cevap vereceksin yani Allah adına? O da dedi ki e, Allah'ın kitabına bakarım. Amelü bir kitabillah. Allah'ın kitabı Kur'an var. O da hafız olduğu için, bütün ayetleri bildiği için onunla amel edeceğim. Orada ne buluyorsam onu yapacağım. Feillem teci fi kitabillah. Dedi peki Kur'an'da o konunun hakkında bir e, izah bulamadın Mesela e, zekatın kırkta bir olduğu Kur'an'da yazmıyor. Öğlen namazı farzı tekat yazmıyor. Misal yani. Daha birçok şey yazmıyor. O zaman neyle amel edeceksin? İşte amelü bir sünneti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rasulün, senin sünnetinden bu kadar zaman yanında kaldık. Hadis-i şerifleri öğrendik. Onlarla amel edeceğim. lem tecid fi sünneti Resulü <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'nün sünnetinde hadislerden bellediğin belki varsa da sen duymadın veya ezberinde değil öyle şimdi her sahibi bütün hadisleri biliyor diye bir şey yok. Ki zaten öyle de bir iddia da eden yok. Öyle de bir vuku da, vuku da yok yani. Onun için Hazreti Ömer bile radıyallahu anh işte başka bir sahabi bir hadis rivayet ettiği zaman hemen onu onunla amel ediyor. İşte ben bunu duymamıştım dediği konular oluyor. Ee, ve salgının da Şam'a girmemesi meselesi işte Ebu Beydem'in bin Cerrah olacak radıyallahu anh o hadisi rivayet edene kadar bulaşıcı hastalık olan yere girmeyi meselesi Ömer bunu o hadisi bilmiyordu. Ee, bu, bunun gibi e sen diyor hadiste bunu bulamasan ben demişimdir ama senin hıfsında yoksa da o da olabilir ekseriyetle o öyle olur zaten. Efendim ne yapacaksın o zaman? Ne buyurun? Ectehidu ra'i. Ectehidu bak içtihat kelimesi. İçtihat mastarıdır. Ectehidu fiil muzari. Nefsim tekelim vahde. Ben içtihat edeceğim neyi? Yani zorlayacağım neyi? Ra'i görüşümü. Yani kafamı zorlayacağım, aklımı, fikrimi zorlayacağım elimde olan kaidelerle kıyas yapacağım. E, Kur'an'daki diğer meselelerde buna benzeyen ne var? Hadis-i şeriflerdeki diğer meselelerde e, kıyas edebilecek konu nedir falan. E, o öyle amel ederim o zaman da. Kendisi gibi müçtehit olduğu için hafızlığı var, şey var. Hadis ilmi biliyor, sahabeden de olmak hasebiyle müçtehit makamında olduğu için ben diyor iştahat yapacağım. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi mi ona ki haşa olur mu öyle şey ya Kur'an'da sünnette bulamadın sus bari. Demedi. Ya elhamdülillah ile zibafaka Resulü Resulü. Allah'a hamd ederim ki diyor Resulü'nün Resulü'nü. Resulü er kendisi. Resulü'nün elçisi de kim? Muaz bin Cebel. Yemen'e gönderiyor büyük sahabeyi. Alemum bil halal ve ham Muaz Cebel'in diyor Tirmizi hadisinde. Benim ümmetimde helal aramı en çok bilen işte hilmine ilmine giriyor. Bu Muaz bin Cebel'dir buyuruyor. E Allah onu e, bu doğru cevabı vermeye muvaffak ettiği için Allah'a hamd ederim diyor. İşte bak iştahat meselesi buradan çıkıyor. Ya yani bu sayı hadis. Onun için bunlara bidat denmez. E tarikat nasıl olacak? Tarikat nasıl olacak? Sayı hadiste Müslüm hadisi. Ne buyurmuş sallallahu teala aleyhi ve sellem? Men senne sünneten haseneten fele ve ecruha ve ecrume amile ve ilahe ve İyi bir sünnet icat Bak ona işte İmam Rabbani anlayış farkı şurada. Öyle bir şey sen bid'at deyip de sonra bid'at-ı hasene güzel bid'at deme diyor. Çünkü bid'at dinde aslı olmayan dinde aslı olmayan şey derler diyor. Onca ona sünnet-i hasene demek lazım. Şey ama Rabbani bunu, bunu, da demek istediğini de pek çok kimse anlam anlamakta değil yani. Çünkü neden? E tarikat ederiz. Günde beş bin kere la ilahe illallah diyecek veya dersine göre Allah diyecek. E bu şimdi Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beş bin sayısı telaffuz etti yok. Ama hadis-i şeriflerde 10 var, 100 var, bin var. Diyelim 70 bin kelime Yani bunlar e, hadis-i şerif rivadeler geçiyor. Ama mesela günde her gün en az 5000 e böyle bir şey hadis-i şerif yok. E, yok ama bak burada hadis-i şerif var. Buyuruyor ki kim güzel bir çığır açarsa hem kendi ecri onadır, kıyamete kadar amel edenlerin de ecri yazılacak. Bu çok önemli bir ilim. Çünkü neden? E şimdi Şahin Aşbendi buyurmuş ki Yüz kereyle, 500 yüz kereyle, bin kereyle kalbe nakş olmuyor bu zikir. Onun için bu, biz bunu tecrübe ettik. Efendim 5000 olursa günlük sayı en az, o da en az. E, o zaman kalpte iz bırakıyor yani, zikirin nuru yerleşiyor. E, masimanın Allah'tan gayri dertlerin, düşüncelerin, tasaların e, tasfiyesi kalpten söküp atılması bakımından burada fayda gördük diyor. Ona göre bir şey koymuş oraya. E şimdi sen bunu aslına bakacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün yüz kere la ilahe illallah diye nefç fazilet vaad etmiş. etmiş. Efendim kelime-i tevhid zikir demiş demiş. E şimdi bu hadis-i şeriflere göre burada beş bin sayısı yok bu zat bunu ihtiyaç etmekle farz değil, vacip değil. Ama biri ben de seni yoldan gideceğim. Ee, sizin şeyinizle gösterdiğiniz güzergahtan Rabbim rızasına kavuşmak istiyorum diye ona iltizam ettiyse, onun yolunu iltizam eder, o sayıyı muhafaza eder, her gün yapar. E ne zarar var? Ya buna bir daha, ya ona bir daha demeyin diyor işte. Çünkü bu sünnet i hasenedir. Muhyiddin İbni de bu işi çok esas çıkaran, yani bu ilimleri ondan evvel de birçok ulema söylemişse de nakil bize ondan geliyor. Dolayısıyla allah Teala ve Habibi vasıtasıyla bu ümmetten her birine bir sünneti hasene güzel çığır açma yetkisi vermiş. Yeter ki dinde aslı olsun. Dinde aslı olsun yani. Usulü bozmasın. E sen şimdi kelime tevhidin zikrini yaparken e, efendim la ilahe illallah diyeceksin. E sen orada derse ki ilallah diyeceksin. E, efendim orada şeddeli okumayacaksın. e böyle bir şey dinde yok ki. E bu şimdi bir tatlı Uydur ne bir tadı şirk bile olur. Efen kasıtlı yapan için cahil yanlış telaffuz ediyor. O başka misal. E o zaman eşinize bir namaz kıl, nafile namaz. E nafile namaz diyor ki üç secde yapacaksın bu namazda. Yahu İslam'da üç secdeli bir namaz yok. Ya yani bir rekatta iki secde olur. İki rükûlu bir namaz yok. E şimdi e, bunlar tamam. Ama nafile namaza teşvik edilmiş. Allah için iki rekat kılan işte dünyadan ve içine hayırlıdır. E tamam nafile. Oruç faziletli amel olarak teşvik edilmiş. Haram günler müstesna. Bayram günleri gibi. İşte efendim umre teşvik Ama sen şimdi adam umre gidiyor diyor ki tavafta diyor altı şart yapacaksın. Bunun daha sevabı var. Ya e nereden uydurdun kardeşim? Altı şarttan sabah mı olur? Şeytan taşlamayacaksın diyor. Haçta diyor işte şu şeytanı taşlamazsan diyor daha mühim falan. E ne olur zuhurat oldu. Nasıl zuhurat olacak kardeşim? Burada farz var, vacip var. Ha, onun için e, bunlar dinde reform veya şu ne dersen de irtidat, şirke kadar yolu var. Ama e, sünnette aslı olan sünnette aslı olan bir şey mesela niyeti sesli yapmak. E, bunun da sünnette aslı yok. Yani hiçbir amelde e, sahabe-i kiramda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den niyet ettim şu için bu için böyle bir şey duymamış. Yani kıyas edecek bir durum yok. yani Mesela onu ele alıyor. E, onun için e, İmam Rabbani Hazretleri'nin bid'at buyurduğundan kastı maksadı nedir? İşte mevlüt bid'attır der şimdi şey, mevlüt. Ya İmam Rabbi Hazretleri e, şeyhinin oğullarına işte bu mevlüt işinden dolayı bir çıkışıyor bazı mektuplar. Ama neden? Çünkü onlar o zaman çeşdiye tarikatı da revaçta orada. Çeşdiye tarikatında da e, enstrüman yani musiki aletleri de kullanılıyor. Onların da kendine göre dayanakları var. Şurada batıl bir tarikat değil. Ama nakşi tarikatına bu iş muhalif. Bizde sesli zikir bile yasak. Sofrada besmeleyi sesli okuyan <laughs> Şahin Akşibar Hazretleri sofradan kaldırdı yani. E, bu tarikatın bir esası var. E, tabii ikisi de sünnette. Cehri zikrin olduğu yerlerde var. Kadiri tarikatı o yoldan gider. Ama Nakşi e, esasında bu sırriyet var, gizlilik var falan. E şimdi e, sen bir de Mevlid-i Şerif okuyorsun tamam güzel de e, ondan sonra e, deftün belek çalarsa İmam Hazretleri ya bunu yapmayın diyor. İşte mektup yazıyor falan. E şimdi burada bundan yanlış anlayarak bizim bizim tarikatta da e, bu işi yanlış anlayanlar var. Onlar da diyor mevlüt bidattır. Ya mevlüt bidat olur. Ali Adar Efendi Hazretleri e, oğlu Bahattin abiye rahmetli e, mevlüt okuttururdu. Ve ağlardı. Hem de Süleyman Çelebi'nin Türkçe mevlidi. Makamla. bak makamlı şekilde okuttururdu. Ama musiki aleti devreye girerse bunu caiz görmüyor nakşi büyükleri. Nakşi büyükleri. E şimdi ama mesela başka mektubunda şimdi bir mektubu görüyor, ham sofili ediyor. Halbuki başka mektubu zaten bir mevlüte ve abiler karşı. E bizim tarikat ehli de mevlüte karşı olursa e zaten al başına böyle yani. Oldum ve abi gibi. E, bizim hatta e, genç bir çocuk yeni dönüş yapmış falan mevlüt bir dattır şudur budur. E, şeklinde bir tabi e, tabii yaygın kanaat var o zaman. E, ilmi olmadığından, mektubatın diğer mektuplarını bilmediklerinden işte Hattat Mustafa Efendi'ye gittik. Ee, Mustafa Necati Erzurum Hazretleri, Allah kabrinde orası Medine Emine'de kokusu atardı ama çok ders okudur. Türkiye'den oraya gidenlerin e, birçoğu onun derslerine katılarak o Vehhabi mekteplerinde itikatlarını koruyabildiler. On, onun derslerine katılamayan birçokları e, Vehhabi oldu. E, yani Selefi oldu. Çünkü bu Mekke Medine'de okuyanlar çok sorunlu olurlar. Mesela Halis Aydemir de şu anda aldığıma göre, habere göre Medine'de okumuş mesela. Nurettin Yıldız Mekke'de okumuş mesela. Bunlarda hep sorun oluyor. Onlara da eski reddiyelerimizi biliyorsunuz. Selefi görüşleri var. Selefi derken Vahabi diyelim yani. E şimdi bu noktalarda oradan zehirleme çok oluyor. Hattat Mustafa Efendi gibi birinin sohbetine katılırsan, e, misal derslerine katılırsan ki çok talebeler okuyordu. Onlar hep imanlarını kurtardı yani. Hattat Efendi Hazretleri. Şu onun dükkana girdi. Küçükte bir dükkanı var. Ee, falan kokusu da Amber falan. Misk. oradaki arkadaş da genç ihvan. O da bir, nereden laf açılmış oldu? Mevlid bir tatlı demesin mi? Ya mübarek adam. Hattat Mustafa Necati Erzurum'u Osmanlı'nın Şeyhülislamlarından İslamlarından okumuş. Şeyhülislamları İslamları görmüş adam ya. Sen onun yanında nasıl konuşursun böyle bizim Efendi Hazretleri bile böyle edepli duruyor yanında hürmetiyen yani. İşte cahil cesur olur hesabına. O da bir, bir, sinirlendi mübarek. Attı onu şeyden dükkandan dışarı. Vahabi misin nesin dedi ya. Mahmut Efendi'nin adamlarında ne arar seni gibi cahil adam dedi ya. Ondan sonra. Efendi Hazretleri gelince, o dükkana giderdik. Efendiyle de giderdik. Ziyaretine de. Şeytanın düşmanı geldi derdi. Şeytanın düşmanı. Efendi Hazretleri çok sever. Bir gece sabahladık. Ya o gecenin kaydı olsa milyon dolarları veren enayilik etmez yani. Gönenli Mehmet Efendi, Hattat Mustafa Necihat Erzurum Hazretleri, Mahmut Efendi Hazretleri. Biz de birkaç çömez, yani hizmetçi şeyin evinde, Medine'de o zaman Cenab-ı vardı. Geçen gün görüştüm bayağı da şey ettik, tazeledik şey böyle. 10-15 senedir görüşmüyordum. Sevindim yani konuştuğumuz onunla. Onun evinde. Ramazan da herhalde savura kadar ya teravihden çıktık. Ne ilimler, ne ilimler, ne ilimler, neler anlatıyorlar ya. Allah Osmanlı'dan şu burada. Yani işte da bir şey kalmıyor ki. Ondan sonra uygun sersemi miydik ne? Gerçi o üç zatın buluşmasından bayağı bir uykumuz kaçmıştı falan. E şimdi e, Mevlid Bidat, ya İmam ı Hazretleri sana sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, doğumuyla ilgili rivayetleri konuşuyorlar mıydı? Konuşuyorlardı tabii ki bu kadar hadis-i şerif ve rivayet olan Ebu Nuaym Üspani'nin efendim Delal-i Nübüvvesi'nden Beyakı'nın delal, Beyakı delal birçok kaynakta Mevlüt'le ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin gördükleriyle ilgili Abdülmuttalib dedesinin gördükleriyle ilgili bu kadar rivayet işte Neseb-i Şerif'te doldurdum. Necatül Valide'nin dolu 60-70 bir bir sayfa kitap olur. O kadar rivayet. Ya bunları sahabe bilmemesi mümkün mü? Biz biliyoruz da ya. E tabii konuşuyorlardı. E, şimdi makamlı kafiyeli şiir şeklinde okumuyorlardı e, tamam işte aslı var meselesine geliyoruz bidat olmaması için mesele nedir aslı var mı yok aslı var siyer ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan e, vefatına kadar olan bütün hayatında yaşadığı evreler e, efendim süreçler e, hep hadis-i şeriflerde sahabenin bu hadis-i şerifleri duymaması okumaması konuşmaması görüşmemesi aklınız alıyor mu bunu e, dolayısıyla e, Mevlüt ne anlatıyor? Annesinin e, o gece gördükten e, zaten Ahmed bin Haber'in sayı annem dedi işte Busra'da e, bir nur çıktığını gördü. Şam'daki köşkleri, Busra'nın develerini gördü yani diyor. O Mekke'de gece gözüyle zaten nasıl uyuyacak doğum yapmış, doğum yapan uy, uykuda doğum yapabilir. Yani bütün bunlar sayi hadislerde var zaten. Babasının efendim evvelceki halini anlatıyor dedesinden bahsediyor. E, e Mevlid bu e şimdi bunu işte makamla okumak e bunu bir tarafta çevirmez. Zaten iman mazeri başka mektubunda diyor ki ben onları hep delillerle zikrettim. Başka mektubunda diyor ki yahu diyor şerahsızlık olmazsa mesela kadın erkek karışırsa e bu tabi günah olur bir tatı da bir tatı da geçer. Kadın erkek birbirini seyrederse mevlütte olur mu yani? Ondan sonra namaz geçerse olur mu? Farz kaçırılmış oluyor. Ondan sonra efendim ee, çalgı aletleri kullansa falan. Hanefi mezhebinde orada yasak var. Şafii'de müsamaha var bazı aletlere de. Şimdi biz Hanefi nakşibendi şeyini konuşuyoruz. E şimdi bu noktada e buna bid'at diyor tabi. Ama diyor şeriatın e, muhalif şeyler yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve ondan bahsetmek, doğum gecesi yaşanan aletleri irhasat deniyor mucizeler. işte beyan etmek, Femel mani diyor. Buna ne mani olabilir? Buna kim yasak der diyor. O da mektubatta var. E şimdi aynı Kur'an'ın bir ayetini okuyup öbür ayetini okumayan gibi. Bir mektubu anlayıp öbürünü anlamayan cahillerle uğraşıyoruz. Cahillerle uğraşıyoruz. E şimdi onun için e, bit atı iyi anlayalım. Sünnette aslı olmamak. Onun için tarikat dersleri, zikirler, e, sünneti hasene güzel bir çığır açma etkisi vermiş ümmetine zaten. Ama sen şimdi Namazın aslında değişiklik yaparsan efendim şartlarında değişiklik yaparsan niyet şartına sen gidersen dilden de söylemeyi ilave edersen eşin kefen efendim burada üç denmiş sünnete üç denmiş e buna bile kafasına sarıksar etti dört e şimdi bu yok ki böyle bir tatbikat yok önü açık bırakılmamış yani adetlenmiş sınırlanmış şey etmiş sen şimdi namazın farzın rekatını değiştirebilir misin? farz orucu Ramazan dışında bir güne farz diyebilir misin yani? O ayrı bir şey. Onun için e, sünnette aslı olan meselelerin sonra şeklinin değişmesi, mesela hastane yapılması, e, kervansaray yapılması, yolda gidenler gece nerede kalacak? Çölde mi kalacak yani? E şimdi bunlar e, zaten hep aslında hadis-i şeriflerde hep işaret var. Rabat diyor e, işte efendim e, misafir hane diyor, işte kim bir e, ırmak akıtırsa diyor, mescit yaparsa diyor veya işte bunlar sadakayı cariye diyor mesela. Devam eden hayırlar. Adam ölür, sahibi ölür, eseri kalır falan. Ya e bunlar zaten genel manada teşvik edilen şeyler. Bunun, bunun şeklinin değişmesine bir tat denmez. Musafa'nın aslı sünnet. Efendim camide mi yaptın? Yok efendim caminin dışında şatırvanda mı musafa ettin Müslüman Müslümanla? Bunu bu teferruat. Niye bir tat olsun? Ve bir dahi ben bir atı görüyorum. Kemi bir efendim palyoz gibi yühettü sallanıyor, sarsılıyor bihi onunla mebani İslam. Bir dahi dediğin İslam'ın temelleri ni sarsan yani temeli şey etmek için nasıl balyozu vuruyorsun işte kırmak istiyorsan yıkmak istiyorsan binayı bir daha öyle görüyorum ve sünnete sünneti buluyorum misleke ükebin bin müştükün parlayan bir yıldız gibi e yühtedabi'yi Kur'an'da da söylüyor yıldızlardan yollarını bulurlar. Efendim gemiciler, eksede kaptanlar bilirler hangi yıldız nerede işte güneye mi gidiyoruz, kuzeye mi gidiyoruz. O kendisiyle idaat bulunuyor. Fi decuri dalaleti. koyu karanlık. Dalalet sapıklık. Sapıklığın koyu karanlığında e, yol bulmak isteyen, Kur'an'ı sünneti görmek isteyenlere yollarını parlatan bir yıldız gibi e, görüyoruz sünneti. ve vefakel hakku subhanehu Hak subhanehu muvaffak etti ulema vakti Bu benim dönemimdeki alimleri diyor. Ya demit tefevvü bi husni bid'atin asla. Bu zamanki ulema diyor işte 400-450 sene evvelki alimler. Yani Hindistan co coğrafyasındaki ulemayı kastediyor. E, hiçbir bid'ati güzel olduğuna dair bir kelam etmeme. Tefevvü yani ağzından söyleme. Fu ağız fa efendim. Hiçbir bid'atin güzelliğine dair laf etmeme, ağız açmama hususunda muvaffak etti. Ve li ademil iftai bit yani bidatların yerine getirilmesi, bu şu bidatın da yapılmasına fetva verilir, şudur budur dememeye muvaffak etti diyor. Ve gel tilkel bidatü, o bidat celiyeten fi nazarim. Onların nazarında çok aşikar o da olsa misle felek sabahın aydınlığı gibi parlak bir, durumda böyle olsa, yani faydalı gibi görünse de, eee onlar bu zamanın uleması buna fetva vermediler. Allah sübhane bunları muvaffak etti. Buyurur. feyneli tesvilat iş şeytan sultanen azimen çünkü şeytanın süslemeleri ve yaldızlamalarının nesi var? Büyük bir gücü var. Şeytan kötüyü süsler. fezeyyenelelum şeytanü amalem diyor. Kur'an'da Allah'ımız eş şeytanu <Charl> ve emlealihum kaç ayette var? Tesvil var, tezyim var. Yani şeytan onlara kötü amelleri e, süslü gösteriyor. E, süslü gösteriyor. Güzel gösteriyor. O da onda bir fayda var zannediyor. E, Fima vera sünneti. Sünnetin ötesinde, erişlet sünnet itikadının ötesindeki inançlar bu da bir görüştür. Efendim kaçıncı asırdayız? Millet inanmıyor. Ateist değil sonra için inandırmak için biraz taviz verelim. Akılların ermeyeceği şeyleri konuşmayalım, reddedelim falan. E Adem işte topraktan insan olur mu ya? Buna akıl ermez. Ne yapacağız? Evrim teorisini kabul edelim. E, tam kavurluk. E, şimdi böyle millete İslamiyet'i yaklaştıralım kafalarına diye. E, İsa Aleyhisselam 2000 senedir gökte nasıl yaşayacak ya? Sonra kıyamete yakın inecek. E mütevatir hadis. Kur'an-ı Kerim'de de buna işaretler var. Ahetlerde de geçiyor. Efendim ama bunu millet anlamaz. Ne olacak anlamayınca? İnkar edelim gitsin. E, böyle bir şey olur mu ya? O zaman kayba iman nerede kaldı? Gözüyle gören de herkes inanır. Cehennemde hiç kafir yok derdi, Ali eder Efendi babamız. Millette şaşırırdı. Ters mi söyledi, cennette mi demek istedi acaba? Hani lisan mı oldu? Yok derdi. Evladım hepsi Müslüman olmuş ama orada Müslüman olmuş derdi. Şimdi onun için e, böyle şeytan bir yaldızlama yapar, boyar e, efendim, süsler o sonra paketler sana da yutturur. E bu zaman ilahiyatçıların bazılarında, İmam Hatip hocaların bazılarında bu, bu kafalar var. Bunun millet aklı almaz, bunu çocuklar anlamaz, onu idrak edemez. mem ne yapacak? Sulandırıyor, bulandırıyor işte. Sonra da işi inkara götürüyor. sonra değiştik hatta isteğe gidiyor. E, bu, bugün durum bu. Ve haytü kâne lil kuvvetün, İslam'ın kuvveti varken fil ezminetil maziyeti geçmiş dönemlerde e, efendim tahmilu e, zulümatil O zaman efendim e, o kuvvet ne yapıyordu? O güç tahammülü yükleniyordu, götürüyordu, silip süpürüyordu. Yani bir zarure e, doğal olarak demek yani. Doğal olarak bidatların karanlıkları çıkıyordu ama dinde reform o zamandan da haricilerden, şimdi IŞİD'in atalarından başladı. İşte sahabe döneminde çıktı Mu'tezile onlardan sonra çıktı falan. Şia çıktı falan. Ama e, İslam kuvvetli olduğu için e, İslam devletleri kuvvetli Müslümanlar, alimler çok var müştehitler çok var o zaman dönemlerde o karanlıkları kaldırıyor götürüyordu. Ama böyle bazı belki o, o karanlıklardan bazı huy <laughs> ile onda da bir fayda var bir nur var diye hayal edildi fi teşaş o İslam İslam'ın nurunun e, şaşalı olduğu parıltılı olduğu dönemde o sonra delgette hayyulu o düşünce bazı alimleri içi hakkında bahisen etkileyici oldu. Alel hükmü bi husnihi, yani bunda güzel bir şeydir diye hükmetmelerine işte dille niyet falan millet işte kafasını tam toparlayamaz, dil de ona yardımcı olsun falan böyle bir düşünceler olmuş olabilir. Ve yekun lehu fil hakikati nuraniyetün. Aslında e, hakikatte hiçbir bitatın nuru, nuru olamaz ama e, ve husnün hiçbir güzellik asla onda düşünülemez e, idi ama o zamanlarda bu tabi dini yıkmaya kadar ee, efendim İslam'ın temellerini sarsmaya kadar götürmüyordu. Çünkü e, ulemanın, müştehitlerin efendim salih zatların e, çok olduğu dönem, İslam'ın kuvvetli olduğu dönem bunlar e, dinin dibine e, dinamit koymuyordu. Ama bir hilaf-ı vakti. Bu, bu zaman bunu, buna uymaz. 400 sene evvel söylüyor. Şimdi ne yapacağız? Sonra bana diyorlar niye redde yapıyorsun? Ona niye çatıyorsun? Buna niye atıyorsun ya kardeşim? Bu zamanda feyni vakti zafir İslam, İslam'ın zayıflık zamanıdır. La tesavvuru fi bunda düşünemez tahammülü zulümat bir daha yani bir daha karanlıkları İslam'ın gücüyle Müslümanların kuvvetiyle alır atar bunlar geçer gider bunlar tesir etmez bunu düşünemezsin. Onun için e, sen şimdi velen burada bu zamanda uygun düşmez temsiye tüfet vel mütekaddimin vel müteahhirin. işte geçmiş ulemanın bir şu, şu usta bir fetvası var. Gerici son devir ulemasının yani o zamana göre son devri söylüyor şimdi hepten. Ahir zamanın beter zamanındayız. Efendi fetvalarını yürütmek uygun olmaz. Çünkü bazısı orada bir şey bir açıklık yapmış, bir müsamaha gösteren bir şey etmiş, genişlik fetva vermiş ama e, şimdi bu larç olmuş, ilk siz larç olmuş. Şimdi artık Adem mesela babası var demeye gittiler. E, kader yok diye amen türün iman esası gittiler. Kur'an'daki şu adler değişsin diye ilahiyat hocaları var. E şimdi bu zamanda çok titiz olacak. Çünkü en ufak bir kapı açmak ve şimdi cart diye yırtılır gider. Şey, daha kullanılacak halden çıkar yani. Mü Müslümanım e, demek lafta kalır. Nitekim öyle oldu. Fe inneli külli vaktin her zaman için ne var? Ahkamen hükümler var alahidetin kendine göre. E şimdi ben e, Karaman'a bilet diye yapıyorum bir şeyden. Ya bu da hocadır, alimdir. Bir Buna niye böyle konuşuyorsun? Ya muhabbeyi sevmem, sahabeyi sevmem diyor. Radıyallahu anh. Bu nasıl bir şeydir? Ehl-i muhalif. Hocaların hocası olsan ol. Ona hocaların hocası diyen e, tehlikeye girer iman açısından. Neden? E kabir azabını inkar ediyor. Mütevatir ehl-i sünnetin itikat meselesi. Kur'an-ı Kerim'de de beyanı var. Hazreti Şerifler'de bu kadar beyanı var. Beş vakit namazda sığındığı bir şey sallallahu aleyhi ve sellem. Yani beş vakit namaza inandığın gibi kabir azam da inanacaksın. Çünkü beş vakit sonunda ve avcı azab azabı kabri buyurmuş. Adam diyor ki teyip koyarlar. Ondan sonra kabirde azap çekemezler şey. Kaset koyarlar sonra çıkarırlar. Ve rezil oluruz. Gülüş duruma düşeriz. E nasıl kayba iman ediyorsun sen ya? Ne gülüş duruma düşeceğiz kabir azabını anlatmaktan ya? E şimdi böyle adamına hocaların hocası diyen ne olur? E bir daha değil. Şimdi bana diyor niye fitne çıkarıyor? E de aynı dediler. Ben FETÖ'nün aleyhine konuşurken. Şimdi ne rastıyor E Adnan'ın aleyhine de konuşurken aynı dediler. Mustafa işte bu onları deyince Akit'in sahibi geldi sizi barıştıralım deme. mi? E yani şimdi bu adamlar şimdi Adem Hüseyin babası var deyince falan. Ha bu da ne biçim sapıkmış. E tamam da biz sana on senedir ne anlatıyoruz? İt, görüş bakımından, itikat bakımından yani yoldan çıkmış anlamında. Efendim e, sapık kelimesini şey olarak kullanmıyor. Dalalet e, sapıklık manasına geliyor da. Hani şimdi milletin kullandığı cinsi sapık bilmem ne. O manada ben bir şey demiyorum. Ve lakin şimdi burada e, iyi düşünelim yani. Ona redde yapma. Buna bir şey söylemiş Şimdi Halis Aydemir din işleri yüksek kurul. O din işleri yüksek kurulunu yıpratmayalım. O bizim dinimizin dibine dinamiti koymuş yıpratıyor. Ben nasıl söylemeyeceğim? Say hadisler diyor azdır. Çoğu uydurmadır, zayıftır. Ama diyor sahih hadislerde de işe yaramayan şeyler var. Yani sahih hadis dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından mübarek ağzından çıktığını sen de söylemiş oluyorsun. Hadisin sahihliğini kabul ediyor ama yaramaz şeyler var. Ya nasıl yaramaz olacak sahih hadiste ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Allah'tan alıp da buyuruyor Kur'an'da beyanıyla. E şimdi bunlara nasıl reddiye yapmayacağız? Hiçbir hocalar bir şey konuşmuyor. Beni de fitneci sayanlar var, saydıranlar. Ne yaparsalar yapsınlar. İslam'ın zayıf zamanındayız. İmam Rabbani buyurduğundan da 450 sene geçti. 450 sene geçti ya. Yani daha, daha da fazlası vardır da yani İmam Rabbani dönem itibariyle vefatını göz önünde bulunuyor. Hayat, bu mektupları yazdığı dönemler ortalamasını baz alarak konuşuyorum. E sen ona bir şey deme, buna bir şey deme bidatlara karşı çıkma, reformlara karşı çıkma, yenilik hareketlerine karşı çıkma. E böyle din mi kalacak arkadaş? Ve yazarul alemu fin nazari fi el vakt. Ben bu vakitte diyor bu aleme dünyaya şöyle manevi bir nazarla bakış attığım zaman nazarımda alem görünüyor. Min kesreti zuhuril bidati. Bidatlerin e, dinde reform görüşlerinin yanlış e, tavırların sünnete muhalif hareketlerin e, belirginliğinin çokluğundan dolayı misle bahri zulmeti karanlık denizi gibi görüyorum dünyaya böyle bir bakıyorum diyor zifiri karan. E şimdi nasıl? Ve yuhassu nuru sünneti min hurbetiha ve nüdratiha e, ama sünnetin nuru el Sünnet itikadının nuru el Sünnet amelinin nurunu görüyorum bu garip zamanda yani sünnet gurbette yani kendi vatanında gurbettesin ya. İslam yurdunda gurbettesin. Fransa'ya, İsviçre'ye ne gidesin? Ha buradaki Müslümanım diyenler İslam ayet içsin diyor. Dinde reform lazım, yenilik lazım. Bir dört sene evvelki hükümlerle yönetilir mi diyor ya adam? Bunu Müslümanlar söylüyor. Hem de milletin peşine gitti. İşte onun için eee garip zamanda e, gurbetinden dolayı, garipliğinden dolayı nadir, nüdret nadir, Arap Türkçeleşmiş nadir, Arapçadır, ender, ender de çok o Arapça. Hep bunlar Arapça kalıplarıdır yani ismi Fahit sırası, ismi taftır sırası, nedretten gelir. E, dolayısıyla e, çok nadir olduğundan el i Sünnet itikadı ameli, e, sünnetin nurunu bakıyorum dünyaya şöyle nasıl görüyorum? Mislel meşaili fi zelkel bahri, o karanlık denizin içinde meşale. Yani birisi elinde bir meşale tutsa, öbürü o tarafa, orada, burada, birbirinden uzak yerlerde. 3, 5, 10, 20, 50. O karanlık denizi her yeri kaplamış, eline meşale tutan işte korumaya çalışıyor. Onun için ve amelül bidatı. Bidatları işlemek yezidü tilke zulmete. Bu karanlığa bir karanlık daha ekliyor. Yani tam bura biname ilave ediyor. Ve yukellerün nura sünneti. her bir tat bir sünnetin nurunu azal, azaltıyor. Eee ve amelü sünnet ama sünnetse niye göre el-sünnet itikadını e, yaşatırsan yaşarsan ihya edersen, canlandırırsan el-sünnet amelini tatbik edersen yekun bazen ala taklili tilke zulmet o karanlığı o nisbette azaltmaya vesile oluyor. Ve teksir ve teksiri ala taklili ve teksiri dalken nuru ee, sünnet nurunu çoğaltmaya vesile oluyor. Sünnetle amel etmek. Femen şafel yüksir zulmetel bid'at. Artık isteyen bid'at karanlığını çoğaltsın. Reformist akımları desteklesin. Efendim dinde aslı esası olmayan amelleri yaparak efendim dünyayı karanlığa boğsun. Femen şafel yüksir nura sünneti. isteyen değerli sünnetin nurunu sünnetin sünnet amellerin nurunu artırsın, ziyadeleştirsin. Ve men şafel yüksir hizbe şeytan isteyen şeytanın ordusunun taraftarlarını çoğaltsın, onlara katılsın. Ela inne hizbe şeytanu hasirun. Ayet-i Kerime'yi okuyor. Aga ki şeytanın e, hizbi işte Hizbullah gibi Lübnan'daki Şia ve bunlar şeytanın hizbi Müslüman olduklarına bakmayın. Tam bir tat. Hiç yer üstüne olmayan itikatları var. Ebu Bek sevmezler. Hazreti Ömer'e söylerler. Ayşe anamıza iftira Şia-i Şenia. Şeytan taraftarları, hizipleri Humul khasirun. Dünya ahiret iki canı kaybedenlerin ta kendileridir. Ama ömen şafel yüksir Allah İsteyen Allah'ın taraftarlarını çoğası. Allah'ın taraftarlarını. Hizbullah. Adını Hizbullah olduğuna bakma. IŞİD de eli sünnetim diyor. IŞİD de eli sünnetim diyor. Hem de ehl-i sünneti gibi şey bırakmıyor. Ve abiler baş ehl-i sünnetiz diyor. Bize ehl-i bidat diyorlar. Onun için isimlere takılmayın. Müsemmalara bakın. işin hakikatine bakın. Allah'ın taraftarı. Kimdir Allah'ın taraftarı? Kur'an, sünnet, ehli sünnete uyanlar. Ama onlar ayet hadise muhalefet ediyor. Gidiyor kesiyor. Türbeyi ziyaret etti diye sen gavur oldun. Adamı kıtır kıtır kesiyor. Karısını da cariye yapıyor. Böyle bir şey Kur'an'da Sünnet'te olabilir bir ya? Kabir ziyaret eden adama. E, onun için yani adını ehli sünnet demesiyle ehli sünnet olunmuyor. Allah'ın taraftarlarını çoğaltmak isteyenler sünnete, eli sünnete sımsıkı sarılsınlar. Ela o daha olun diyor. Fe inne hizbullah humul galibun. Orayı elayı kendinden katıyor. Ayette çünkü o ela ne hizb şeytanda ela var. Aga olun, uyanık olun, dikkat edin manasına gelen e, kelime. E, ama buradaki ve men ve resulü amenu diye geliyor bu burada yazmıyor da Kur'an'daki ayetler kim Allah'a dost edinirse, Resulünü dost seçerse ve müminleri tevelli ederse, sahiplenirse Fenni hizballahi galibun. Allah'ın taraftarları mutlaka galip gelecek ancak onlar olacaktır. Ehli sünnet mutlaka galip gelecektir. İn İbrahim kana ümmeten. Ben bazı işlerde tek kalıyorum veya birkaç hoca efendiyle falan şey yapıyoruz, dertleşiyoruz, ediyoruz. Maalesef ehli sünnet bildiğimiz hocalar bile yani bid'atları, reformist akımları veya bunların okutulduğu mektepleri, yuvaları destekliyorlar ya. İşte bu da bizi şok ediyor. Ee, yalnızlığımız gün geçtikçe artıyor, garipliğimiz artıyor. Ee, ama hadi bali huraba, gariplere müjdeler olsun. Demek ki çok destekçimiz olsaydı garip olmazdık, o zaman da müjde alamazdık. Ellezine islahuna mafseden nas Benim ardımdan, benim sünnetimden insanların bozukluklarını düzeltenler işte onlar garip kalacak buyur bidata uydurmaya uyanlar bin tane, elli tane arkadaş bulacak. Ve cedde kamsine ne bekler? Ama ben sünnetime uyan, eli sünneti müdafaa edenler yapka yep vahiyden tek kalacak diyor. E Hazretleri 400 küsür sene evvel garip, garibiz diyor. E şimdi biz neredeyiz? Biz hepten kuraba hastanesi patlamaz yani. Garibin garibiyiz. Onun için şaşırmayın, şok olmayın yani. Niye böyle işte efendim bu konuda o cübbeli konuşuyor, öbür hoca niye destek vermiyor, beriki niye bir et diye yapmıyor, öbürü niye el sünneti müdafaa etmiyor. ben de farkındayım, şaştınız kaldınız yani. Şaştınız Tarikat değil, efendim bağlayayım diyen bazı hocalar bile şimdi besmelesiz kitapların okunduğu kurumları, kuruluşları destekliyor, yanında istiyor ya. E şimdi biz ne yapacağız? Çok garip kaldık ama. Allah'ın taraftarları galip olacak. Çünkü neden? İbrahim diyor, tek başına bir ümmet idi Allah bu. Aleyhissalatu vesselam. İbrahim Aleyhisselam zamanında tek Müslüman vardı. Ama Allahu Teala ona ümmet diyor. Onun için e, binlercesi, yüz binlercesi, milyonlarcası, milyarlarcası batılda birleseler Allah'ın de hükmü yoktur. Solda sıfırın hükmü olmaz. Ama hak üzere olan, işte el sünnet olan hak üzeredir. Tek de olsa galiptir. Çünkü hücceti galiptir, delili galiptir. Hiçbiri karşısına çıkıp da onun bir delil sunamaz reformistler, bidatçılar, mezhepsizler, selefiyeler, ve abiyeler e bu mektepçiler, okulcular bunların hiçbiri karşımızda Allah'ın izniyle konuşamaz yani. Hoçet ve delil bakımından. Çünkü neden? davaları batıldır. İbrahim tek baştan bir ümmetti. Bu çok önemli bir ayet-i Hoca hadis-i şerifte buyuruyor? es sevadül azam e, Aleyküm bis azam en büyük kala, karaltı, en büyük kalabalık yani en büyük cemaat neredeyse siz ondan ayrılmayın diyor ehl sünnetin itikadından demektir ki dünyada da hiçbir zaman bidat ehli, mutezilesi, şiası, caferiyesi bilmem nesi, cebriyesi, kaderiyesi hiçbir zaman ehl sünneti nüfus bakımından da geçememiştir. Şu anda da dünyada ehl sünnetin nüfus bakımından ekseriyeti vardır. E bu ayrı bir şey. Bu hadis bunun mucizesidir. Kıyamete kadar da en büyük karaltı ve kalabalık ehl sünnete ait olacaktır. Ama şimdi böyle de bir zaman var ki ee, hocaların çoğu yanlış söylüyor veya bir kısmı da yanlışa sükut ediyor, ikrar et manasına geliyor falan. O zaman nasıl yapacağız? Sen burada tek kalıyorsun bir tane iki kişi falan. Bir Hüseyin Avni hoca bilmem Muhammed Yelkenci hoca ondan sonra Ömer Faruk hoca e, Hüsamettin Vanlı hoca Fatih Kalender hoca Heh. e tabi daha vardır hepsinin ismini sayamadıklarımdan özür dilerim kusura bakmasınlar da. E ne olacak öbürleri? Biri çıkıyor kürsüye cübbeli yanlış etti bu okulların haline konuşmamış. Kürsüden söylüyor bunu ya. Cemaat da dinlememiş onu bu sefer. E şimdi böyle. Ama kardeşim biz İmam Rabbah neden bahsediyor? Sünneti en ufak bir tat ne kadar şerrini zararı bahsediyor. Burada deistlik ateistlik kırıla gidiyor. Beş mezhep iddia diliyor Caferiye mezhep olarak hak mezhep diye gösteriliyor. Bilmem efendim bu, bu müfredatta programlarında Yemişler meyveler, sebzeler doğanın bize hediyesidir diye. Doğa ne ya? Yazılıyor. Ya buradan doğanın bize hediyesi ise şey, Allah nerede kalmış? Ben niye Allah'a ibadet edeyim o zaman ya? Doğa hediye ediyorsa. Doğanın da zaten kendinden haberi yok. Biz de sıyırdık ibadetten. Ya böyle bir durumla karşı karşıyayız bunu. Hala anlamayan var. Ama işte orada aldanmayın ekseriyet okulcudur, ekseriyet mektepçidir, ekseriyet besmelesiz kitapların tarafındayız, destekliyoruz, yanındayız diyor. Bırakın onlar için siz. Çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? Es-sevadül azamu huvel vahidu alel hak. Zaman gelir, dönem gelir, yer gelir. sevad azam en büyük karaltı diye e, tabi olunması emredilen o cemaat mefhumu hak üzere bulunan tek kişi kalır. Ama yine hak ondadır. Çünkü kıyamet gün bir tane Allah diyen kalacak geri kalan bütün dünya kavur. E bütün dünya kavurlukta birleştik diye şirk hak mı olacak yani? Bir Allah diyen kalsa da hak odur. Hoca İbrahim tek başına ümmet ama tek kişiydi. Ama Allah Teala ümmettir buyuruyor. Anladın mı? Demek ki bir kişi ümmet olabilir ama maalesef bir ümmetin içi boşalarak Koca bir camianın, e, İslami camianın içi boşaltılarak onlar da efendim e, posa durumuna hükümsüz bir hale gelebilir. Maalesef bu yaşadığımız günlerde bunları gözümüzde görüyoruz, kulağımızda işitiyoruz yani. Keşke duymaz görmez olaydık. Bu günleri görmez olaydık. Ama maalesef işte, Efendi Hazretlerine tabi olduğunu iddia eden bazı hocalar, e, biz efendim bu besmelesiz kitapların okunduğu okulları destekliyoruz diyor. E, bu böyle bir şey olur mu ya? Destekliyoruz. Hele ki din adına böyle bir yerlere gidilip de buradan din öğrenilir mi ya? Din öğreneceksin bunu ya. Öbür türlü mecbur eğitim. O başka efanseri O zaman beş seneydi. Şimdi on ikiye çıkartlar falan. O da çok büyük bir fesat oldu, ifsat oldu ayrı dava. Ama resmi yani mecburi eğitime biz bir şey demeyiz. Çünkü yasayla mecbur edilmiş falan. Ona bir şey demeyiz. Ee, ben de beş sene gittim yani. Ama sen şimdi dininizi buradan öğrenin. Dini bunlar ayakta tutacak. Yani dini nasıl ayakta tutacak ya? Dini yıkmak için kurulan, besmelesiz kitaplar okutulan yerlerde e, din ayakta kalır mı ya? Sen dinini medreseden öğreneceksin. E Diyanete bağlı Kur'an kursları var. Oradan öğreneceksin. Diyanete bağlı Kur'an kursuysa tabii Kur'an kursu, medrese kurs yani. Şimdi gavur lafı mıdır, nedir? kurs lafını kullanmak istemiyorum çok. Medrese diyoruz biz ama e tabi orada sana din öğretilir. Kalkıp da doğanın hediyesidir diye al sana bir üzüm veriyorum doğanın hediyesidir diye herhalde hiçbir Kur'an kursunda böyle bir şey duymadım ama bunlar da duydum yani. Hoca ben de, Yelkenci Hoca kitabı da gösterdi ya. Yani. Onun için e, Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Şerlerden emin eylesin. İtikadlarımızı Rabbimize emanet ettik. Ehl-i Sünnet itikadından, amelinden, kıl kadar ayrılmaktan muhafaza buyursun. Amin amin. Bi hurmet taha ve yasin. Haftaya Cumartesi mektubat dersimizde inşallah. E, demin dediğim gibi birinci cidden kaldığımız derste başında ilan ettim. E, şimdi aklımda kalmadı. O mektuptan o mektubu da bitirmemiz lazım. Böylece İmam Rabbanseri itikatta müştehit olduğu için bu zamanda çok bidat, çok reform, çok pis itikatlar çıktı. İmam Rabbani'nin nuru altında e, aydınlattığı yoldan yürüyeceğiz. E, Müceddidiye kolu. Yani, Müceddidiye ama adı Müceddidiye. Kendi bozulan tarikatlar var. Ben de Halidi tarikatından bir. Burada din yıkılıyor adam çıt çıkartmıyor. Ya Mevlana Halid böyle mi yapıyor? i̇mam Rabbani böyle mi yapıyor? Al ah, sana at. Nasıl böyle? Şerahatı sünneti kıl kadar e, bir, muhalefetten uyan, uyarıyor, uyandırıyor. Bunlar şimdi tarikat olmuşlar. Hem de Nakşibendi, hem de Müceddidi, hem de Halidi. Tarikat şu anda Tamam ben sapık demiyorum, batılla demiyorum. Hani böyle para işi, karışı bilmem ne. Haşa. Öyle de bir işte da Ama sen kalkarsın da kardeşim. Muaviye'yi sevmiyorum diyen radıyallahu anh. Kabir azabı efendim yoktur. Kabir azabını anlatmayın. Rezil olacağız. Diyen bir itikadı bozuk adama prim verirsen, bilmem ne verirsen. Yok İmam Hatip de bizim hocamızdı dersen, bilmem ne yaparsan. E, bu, bu bu İmam Rabbani yolu mudur? Bidat ehlinin zararı müşrikin zararından çoktur diyor. Mektubatta söylüyor bunu. Sonra ben İmam Rabbani'ciyim, e, Nakşibendi'yim, Halidi'yim. Ya git o işler ya. git. Görürsün İmam Rabbani ile görüştüğümüz zaman. Ahirette görüşürüz. Nasıl davranacak sana bakalım? Böyle öyle şey yok. Hoşaf soğutmak, kuyruk sallamaya gelmedik. Biz şeratı, şeratta taviz yok, itikatta musamaha yok. Şu anda tarikatlerin çoğu hemen hemen hepsi şeriatı muhafaza, el-i sünneti müdafaa bırakmışlar. Kendi kapılarını, kendi yollarını, efendim, vekillerini, asillerini e, tanzim etmeye, tertip etmeye, yerleştirmeye, tahkim etmeye uğraşıyorlar. Biz bundan mükellefiz. Biz bundan mükellefiz. Mahmut Efendi Hazretleri, Ali Adler Efendi Hazretleri böyle mi emir vermiş? Tarikata davet yasaktır. Davet ettiğinizi duyarsam kovarım sizleri. Biz Allah'ın dinini yaşayıp yaşatmakla mükellefiz. Allah cümlemize bu vazifi hakkıyla ifayı nasibü müyesser eylesin. Cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve ala ve sahibi sellem. Teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil alemin.